Günümüzde İstanbul'daki 53 Ermeni Vakfı'nın bünyesinde 18 tane Ermeni okulu, 48 tane Ermeni kilisesi, 2 tane Ermeni hastanesi ve 20 tane Ermeni mezarlığı bulunuyor. Çalışmamızda tespit ettik ki Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul'da 9 tane Ermeni kilisesi ya kapanmış ya da tamamen yok olmuş. 34 tane Ermeni okulu kapanmış. 11 tane de Ermeni mezarlığı mezarlık basmını kaybetmiştir. İşte çalışmamızda en azından ayakta kalan kurumların daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ellerinde kalan mülklerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini ve korunmasını amaçlıyor. Araştırmamıza yararlandığımız kaynaklara kısaca değinmek istiyorum. Bunlar çok pardon. Çalışmamızın başlangıç noktasını Diren Bakar'ın ve Hrant Dink'in arşivi oluşturdu. Meslek hayatını Ermeni vakıflarının mülkiyet sorunlarına hukuki çözümler bulmaya çalışan avukat Diren Bakar'ın dava dosyalarından oluşan arşivi ve Hrant Dink'in meslek hayatı boyunca yine Ermeni vakıflarının mülkiyet sorunlarıyla ilgili topladığı bilgi, belge ve notlardan oluşan arşivi başlangıç noktamızı oluşturdu. Elkanan vakıfların iade süreciyle ilgili olarak 2001'den sonra Ermeni Patrikliği'nin bünyesinde oluşturulan Ortak Emlak Komisyonu'nun çalışmasından da büyük ölçüde yararlandık. Ayrıca Ermeni vakıflarının Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe belgelerinden oluşan arşivlerinden de büyük ölçüde yararlandık ve arşivlerini bizimle paylaşan vakıf yönetimlerine ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Çalışmamızda ayrıca yayına geçtiği günden itibaren Ermeni vakıflarının mülkiyet sorununu gündeminde tutan Agos gazetesinde yayınlanan yazılardan, haberlerden de faydalandı. Elkonan taşınmazların güncel kadastro haritalarındaki yerlerini tespit edebilmek için eski tarihi haritalardan da özellikle yararlandık. Birazdan onlara ayrıca değineceğim. Kamu kurumlarından bilgi edinmekte zorlandık. Bilgi edinme yasası kapsamında ilgili devlet kurumlarına pek çok soru yönelttik. Sorularımızın bir kısmı yanıtsız kaldı. Bir kısmında da spesifik olarak istediğimiz bilgiler verilmedi. Buna da daha sonra örnekler vereceğim. Başbakanlık Osmanlı Arşivi gibi kamuya açık arşivlerden belge topladık. Bu bilgi kaynaklarında tapu senedi, vergi makbuzu ya da vasiyetname gibi tek tek belgeleri inceledik ve her bir vakfın mülkleriyle ilgili listeler oluşturduk. Tespit ettiğimiz taşınmazların günümüzde hangi amaçlara hizmet ettiğini, kimlerin mülkiyetinde bulunduğunu, hangi tarihlerde vakıfların elinden çıktığını ve hangi yargı süreçleriyle ellerinden çıktığını da ayrıca tespit etmeye çalıştık. Elkonan taşınmaz derken neleri kastediyoruz? Elkonan taşınmazları gördüğünüz bu başlıklar altında sınıflandırdık. Bu başlıklar nedir? Mülkiyeti vakfına geri dönen taşınmazlar. İlk başta el konmuş, daha sonra iade edilmiş taşınmazlar. Üçüncü şahıslara geçmiş olan taşınmazlar. Belediyeye, kamuya, vakıflar genel müdürlüğüne, hazineye geçmiş olan taşınmazlar. Ayrıca tapuda malikanesi boş olan taşınmazlar. Akıbeti bilinmeyen ve de mevcut olmayan parseller bizim el konan taşınmaz, yani mülkiyet sorunu yaşıyor olarak nitelendirdiğimiz taşınmazlar oluyor. Vakıflarına geri dönen taşınmazlar nasıl döndü? 2003'te çıkan yasalar ya da 2008'de çıkan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 7. geçici maddesi ya da 27 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname kapsamında ya da vakıfların iade için açtıkları dava sonucu iade edilen taşınmazlardır. Bu iade edilen taşınmazları biz yine de sorunlu mülk olarak ele aldık. Çünkü bu çalışmadaki amacımız sadece mevcut durumu yansıtmak değil, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan tüm hak gasplarının bir resmini ortaya çıkarmaktı. Sonuçta bu bahsettiğimiz iade edilen taşınmazlar tarihte bir noktada mülkiyet sorunu yaşadığı için çalışmamızda yerlerini buldular. Mülkiyeti üçüncü şahıslara geçen taşınmazlar hakkında birazdan daha detaylı bilgi vereceğim. Mevcut olmayan parseller derken neyi kastediyoruz? Genellikle kamulaştırma sonucu parsellerin numaraları kayboluyor. Ya başka parsellerle birleşiyorlar ya da yola gittiği için parsel numaraları mevcut olmuyor. Mevcut olmayan parsel derken daha çok bu kamulaştırılmış parselleri kastediyoruz. Akıbeti bilinmeyen taşınmazlardan kastımız ise şu.
Bildiğimiz gibi İstanbul'da sokak isimleri ve kapı numaraları çok sık değişiyor. Ve biz çalışmamızda güncel kadastro haritalarıyla tarihi İstanbul haritalarını çakıştırarak taşınmazların yerlerini, günümüzdeki yerlerini tespit etmeye çalıştık. Ama yerlerini bulamadığımız taşınmazlar oldu. Bunun sebebi de nedir? Bir örnekle açıklamaya çalışayım ben sizlere. 1980'lerde bir vakıf taşınmazına el kondu diyelim. Vakıf yönetimi o taşınmazıyla ilgili umudunu kaybettiği için o taşınmaza ait bilgileri, adres bilgilerini kuşaktan kuşağa sonraki yönetimleri sadece 1980'lere ait şekliyle iletmişti. Ve günümüzdeki vakıf yönetimleri el konan bu taşınmazın güncel adres bilgilerine sahip olamayabiliyor. İşte biz bu çalışmamızda güncel adres bilgilerini de bulmaya çalıştık ama bulamadığımız taşınmazlar bulundu. Her bir satırın sonunda parantez içinde verilen sayılar da her bir kategorinin içinde yer bulan taşınmazların sayısı. Araştırmamız kapsamında İstanbul'daki 53 Ermeni Vakfı'nın mülkiyetine geçmiş, sahip olduğu 1328 adet taşınmaz tespit ettik. Bu 1328 adet taşınmazın 580 tanesi hiçbir aşamada mülkiyet sorunu yaşamamıştır. Öte yandan 87 tanesi demin de belirttiğim akıbeti bilinmeyen kategoridedir. Yani günümüzdeki güncel kadastro haritalarında yerlerini tespit edemedik. 1328 içerisinden 661 tane taşınmaza el konmuştur değişik sebeplerle. Bunu oranlayacak olursak, tespit ettiğimiz 1328 adet taşınmazın içinde 661 tane el konan taşınmaz %49.77'ye tekabül ediyor. Yani İstanbul'daki Ermeni vakıflarının mülkiyetine geçmiş taşınmazların yarısına belli sebeplerle el konmuştur. El konan azınlık vakıflarının mülklerinin iadesiyle ilgili 27 Ağustos 2011'de yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname çok önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. Ancak mülklerin sorunları genel olarak düşünüldüğünde hala çözüm bekleyen noktalar var. Bunlar nelerdir? İspat sorumluluğunun, el konan taşınmazın bir vakfa ait olduğu ile ilgili ispat sorumluluğunun vakıflara yüklenmesi, vakıf, mazmut vakıfları sorunu, üçüncü şahıslara geçen taşınmazların sorunu ve vakıf yöneticilerinin, yönetimlerinin arşivlerde karşılaştıkları sorunlar hala bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bazı hükümet yetkilileri özellikle bu son çıkan kararname sırasında vakıf yönetimlerini ilgili devlet kurumlarında bilgi ve belge toplarken zorlukla karşılaşmayacağını dile getirdi. Oysa ki pek çok vakıf yöneticisinden edindiğimiz bilgilere göre belge ve bilgi toplarken bu devlet kurumlarında zorluk yaşamışlardı. Öte yandan zaten bir vakıf mülkünün nerede bulunduğu, tapu, kadastro bilgileri zaten devletin elinde mevcutken ispat sorumluluğunun vakıflara yüklenmesi ve bu ispat için sınırlı bir zaman verilmesi de ayrı bir sorumludur. Ayrıca tabii bir de zihniyet meselesi var. Her ne kadar üst düzey bürokratlar arşivlerde, kamu kurumlarında hiçbir sınırlama olmayacağını bilirse de uygulamada maalesef ayrımcı politikalar devam ediyor. Pek çok vakıf yönetiminden hala tırnak içinde söylüyorum, geleneksel yöntemlerle bilgi ve belge edinilebildiği bilgisini aldık. Şuna değineyim, üçüncü şahıslara geçen taşınmazlar sorunu, demin bahsettiğim gibi hala çözüm bekleyen bir soru. Üçüncü şahıslara geçme durumu kendi içinde iki farklı durum barındırıyor. Bu iki farklı durum şöyle. El konan bir taşınmaz ya ilk sahibine satışı gerçekleştiren bir kişi olabilir. Bu kişi bedelsiz bir şekilde iade ediliyor ya da vasiyet eden kişinin varislerine yine bedelsiz bir şekilde iade ediliyor. Diğer bir durumda ise el konan taşınmaz ilk başta Vakıflar Genel Müdürlüğü veya hazine gibi bir devlet kurumunun mülkiyetine geçiyor ve daha sonrasında üçüncü bir şahsa satılıyor. Böyle iki tane durum söz konusu. Kamuoyunun bildiği en iyi örnek Tuzla Ermeni Çocuk Kampı örneği. Tuzla Kampı'nda biliyoruz ki arazi Gedikpaşa Protestan Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı'nı satan kişiye arazi bedelsiz olarak iade edilmiştir ve son çıkan kararname bu sorunu çözmüyor. Öte yandan Oral Bey'in bahsettiği Bomonti Okulu'nun örneği var. Bomonti Okulu da bina olarak eğitim
faaliyetlerini sürdürmek için Pomonti'de bir bina satın alıyor. Ancak 1979'da tapu iptali davası açılıyor ve 1999'da okul için tahliye kararı çıkıyor ve uzun bir süreç geçici çözümler bulunuyor. Ama bu geçici çözümler sonucu okul yönetimi para vererek satın aldığı binada kiracı durumuna düşüyor. Yani kendi mülkünde kiracı oluyor. Sevindirici bir gelişme yaşandı. 1 Kasım 2012 tarihinde yerel mahkeme okul binasının vakfa iadesine karar verdi. Umarız bu olumlu karar Yargıtay'da bozulmaz. Evet. Projemize destek verdiği için. Öte yandan son çıkan kararname, el konulduktan sonra devlet kurumlarından bir tanesinin mülkiyetine geçip daha sonra satılanlarla ilgili olarak tazminat öngörüyor. Tazminat öngörürken söz konusu taşınmazın raiç bedeli üzerinden bir tazminat ödenmesini öngörüyor. Ancak geçmiş şey yönelik zararları ve kaybedilen olası gelir kaynaklarını, gelirleri tazmin etmiyor bu son çıkan kararname. Öte yandan hayratlarla akarlar arasında bir ayrım yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelir getiren arsa, bina gibi taşınmazlara bedel biçmek görece daha kolayken belli bir amaca hizmet eden okul, kilise gibi hayratlar için bedel ödemek çok da mümkün bedel biçmek çok da mümkün değil açıkçası. Olası bir çözüm yolu nedir? Bu söz konusu hayratlar, el konan hayratlar kamulaştırılabilir ve ait olduğu vakta iade edilebilir. Bu bizim aklımıza gelen çözüm yollarından bir tanesi. Eminim başka çözüm yolları da düşünülebilir. Şey değineyim, bu tazminatla ilgili olarak Vakıflar Meclisi son kararname kapsamında bizim bildiğimiz dahilinde bugüne kadar sadece bir tane tazminat ödeme kararı verdi. Bu da Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı içindi. Ve Kumkapı'da bulunan ve değeri yüksek olan bir taşınmaz için, bir bina için düşük bir mevduat değer biçti bu karar, Vakıflar Meclisi'nin değerlendirmesi. Demin de bahsettiğim gibi çözüm bekleyen sorunlar arasında mazmut vakıflar sorunu bulunuyor. Mazmut vakıflar nedir? Hizmet edeceği bir nüfus kalmadı ya da amacına hizmet etmediği için, artık hizmet etmediği gerekçesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tasarrufuna geçen vakıflardır. Bu mazmuta alınan vakıflar, vakıflara ait olan mülklerle beraber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tasarrufuna geçiyor. Kitabımızda Kasımpaşa'da bulunan, eskiden bulunan Surpagop Ermeni hikayesini paylaştık. Kasımpaşa'da Surpagop Ermeni Kilisesi ve Mesropyan Okulu, Ermeni Okulu mevcutmuş ama 1919'daki Büyük Kasımpaşa yangını sırasında bu binalar, bu hayratlar yanıyor ve daha sonrasında ilerleyen yıllarda bu vakıf mazmutaya alınıyor. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde söz konusu vakıf ve onun arazisi ve bu arazide gece kondular yükseliyor. Mazmut vakıflarla ilgili büyük bir bilgi eksikliği var. Hem vakıfların isimlerini bilemiyoruz ya da o vakıflara ait mülklerin akıbeti ne oldu bunları bilemiyoruz. Yine bilgi edinme yasası kapsamında biz bu mazmut vakıflarla ilgili bilgi edinmeye çalıştık. İsimleri nelerdi, sayısı neydi? Maalesef sorularımız yanıtsız kaldı. Araya gireyim. Tabii ki. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gittik aslında ve bizzat genel müdürlükten bunu talep ettik. Başvuruda bulundum dedi, verebilirim isteğimi dedi ve sonunda vermedi. Yani ben bizzat o talebi götüren heyetin içindeydim. Bizzat Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gittik, verdi vakıflar istesinde. Başvurum dediğim gibi, ben bilgi. İstanbul'daki Ermeni vakıflarının yaşadığı bu mülkiyet sorunu sadece Ermeni toplumunu aslında olumsuz etkilemiyor. Aynı zamanda İstanbul'un kent yapısı ve kültürel mirası da olumsuz şekilde etkileniyor ve önlemler alınmazsa etkilenmeye devam edecek. Örneğin Ortaköy'de bulunan Andonyan Manastırı'nın hikayesi, kitabımızda yine bunu detaylı bir şekilde anlattık. Lübnan'da bulunan Andonyan Birliği tarafından Katolik Kilisesi'ne rahip yetiştirilmek üzere Ortaköy'de bir manastır ve mektep açılıyor. 1940'lı yıllarda Ortaköy'den kadastro çalışmaları geçerken kadastro komisyonu
malikanesi boş bırakıyor. Boş bırakma gerekçesi de Dışişleri Bakanlığı azınlık vakıflarına ait mülklerle ilgili inceleme ve araştırma yapıyor. Burada altını çiziyorum. Dışişleri Bakanlığı bu araştırmayı yürütüyor. Ayrıca bu Ortaköy'deki manastır Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından birinci derecede tarihi eser olarak nitelendirilmiş durumda, tescil edilmiş durumda ve bahçesinde de asırlık ağaçlar bulunuyor. Eğer önlemler alınmazsa bu manastır ve bu asırlık ağaçlar, bu önemli bahçe ranta kurban olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca sahipsizlikten ve bakımsızlıktan harap durumda olmuş manastırın hazine değerindeki kütüphanesi de başlı başına bir hikaye. O da ayrıca içler acısı maalesef. Kalfayan Yetimhanesi'nin geçmişte yaşadığı istimlak süreci de, kamulaştırma süreci de kentsel dönüşümün günümüzde sıkça tartışıldığı bir dönemde tekrar hatırlanmalı diye düşünüyoruz. 1969 yılında Halıcıoğlu'nda bulunan Kalfayan Yetimhanesi'nin yıkılacağı kararı çıkıyor istimlak edildiği gerekçesiyle. Çünkü Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolları geçecekti. Peki bu kadar önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayan bir yetimhaneyi yıkmadan başka bir çözüm bulunamaz mıydı? Dediğim gibi kentsel dönüşümün tartışıldığı, konuşulduğu bir dönemde bunları tekrar düşünmeliyiz. Bu bahsettiğim örnekler, Bomonti Okulu olsun, Kalfayan Yetimhanesi olsun, her birini kitabımızda hikayelerini detaylı bir şekilde inceledik, paylaştık. Azınlık vakıfların mülkiyet sorunları tartışılırken genelde bürokratlar ve devletin söylemini içselleştiren vakıf yöneticileri 1936 beyannamesine sıkça değiniyorlar, referans gösteriyorlar. Adeta 1936 beyannamesi sorunun çözümünde bir anahtar rolü oynayacakmış gibi. Ama çalışmamızda gördük ki 1936 beyannamesinde kayıtlı olan mülklerin neredeyse yakını mülkiyet sorunu yaşamıştır. Yani el konmuştur. Yani diğer bir deyişle bir mülkün 1936 beyannamesinde kayıtlı olması ona dokunulmazlık illaki sağlamamıştır. Çalışmamızın omurgasını evet 1936 beyannamesi oluşturdu. Öte yandan Ermeni vakıflarının Osmanlı döneminde 1913 tarihinde teslim ettiği mülk listeleri ve ayrıca Ermeni vakıflarının arşivlerinden elde ettiğimiz belgeler bize gösteriyor ki 1936 beyannamesi bir beyannamesi odaklı bir yaklaşım bu sorunu çözmek için yeterli olmayacaktır. Hrant Dink Vakfı olarak biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Hani olumlu iade kararları olsun, yaşanan süreçleri. Kitabımıza paralel olarak kullanılacak bir internet sitesi hazırladık. İstanbul Ermeni Vakıfları.org adresi. Burada hem bahsettiğim örnek hikayeler, örnek el koyma hikayeleri detaylı bir şekilde yer alıyor. Hazırladığımız belgesel filmler var bu hikayelerle ilgili. Siteden bunları da izleyebileceksiniz. İnteraktif bir İstanbul haritamız var. Burada değişik kriterlere göre işte el konan taşınmazların bulunduğu ilçeler olsun ya da vakıf adına göre bu tarz kriterlerle aramalar yapılabilecek sitemizde. Sizlerden gelen bilgilerle de güncellenecek dediğim gibi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ve dinlediğiniz için ayrıca teşekkürler. Sağ olun.